Günaydın arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Günaydın Hatice Hanım. Günaydın Halice. Bugün bize ne pişireceksin? Ne pişireceğim? Aha tavayı aldım elime. Bir tava var, başka ne olsun? Daha ne olsun, evet, değil mi? Daha ne olsun? Hatice Hanım'ın güzel meşhur sözü. Daha ne olsun? Daha tava var. Hocam tava ana yani. Ne tava bir gün bana döner mi acaba? Ne demek istediğim anamışımdır. Sipariş gelmiştir. İletiyorum yani ne demek istediğim hani. Arkadaşlar Hatice Hanım'ı bazen kamera arkası kızdırıveriyor. Bu da tava var diyor. Tava var. Tavayı yiyecek. Bugün ne cabarı yok kafasına. Yok ya. Yapmazsın ya. Ben yapmayacağım. He. He. Hiç arkadaşlar, belli olmaz. Bakayım şunun ölçüsüne. 3 kaşık attım çayı. 3 kaşık, çay attı arkadaşlar. Çayı içiyorum herhalde, ondan mı devre eksikliğim midir, vitaminim nedir? Arkadaşlar bu sıra bir haftadır neyin böyle bir uykudayım. Elimde karın çalanma var, ellerimde kaşım var. Herhalde kuvatra düştü, bir senedir kontrola gitmiyorum, buraya geleli gitmiyorum. Önceden gidiyordum herhalde ondan. Bulant oluyor böyle hani. O da bence ondan arkadaşlar, kuatradan oluyor. Onun için sürekli kafayı yatıyorum, kalkıyorum, uyku geliyor. Yatıyorum, kalkıyorum. Ben önceden arkadaşlar 7 saatte kalkan biriydim. Yatmıyordum. Şimdi sabah baktım geri dönemişim Ali. Bir şey söylemek istiyorum bu arada. Diyorsun ki geç saatte diyorsun kalkan biriydim. Erken saatte kalkan biriydin. Erken işte. Karıştırdın. Ana. Öyle oldu da ne yapacağım işte. Arkadaşlar Hatice Hanım bize boz sarımsaklı yumurta pişirecek galiba. Aynen depo vitamin deposunu bir şöyle şeyin içine atacağım yumurtanı halim. Öyle. Acı olmaz mı? Yok olmaz. Arkadaşlar onu güzelce tavada böyle kızartıyor. Kızarttık sonra da yumurtayı koyuyor. Aynen. Ondan sonra çok güzel oluyor. Tavsiye ederiz. Ben çiğ katacaktım, çiğ yedireceğim. Sağlık yönünden faydalı. Duyuyor musun? Hı. Çiğ yedireceğim. Yok ya çiğ yenir mi? Atacağım sen de yani. Yumurtayla pişireceğim ben. Tamam önce şeye doğru. Yok onun içine katarsan pişmez. Şöyle piştin mi daha güzel olur. Arkadaşlar Hatice Hanım içinde çırpacaktı. Dedim pişmez. Pişerdi ya pişerdi. Bence şimdi tavada pişmesi burcu burcu kokar. Tam yumurta tez pişer. Sarımsak da tez pişmez Hatice Hanım. Bilmiyorum öyle düşünüyorum. Ben çırpacağım. Sen ne dersin? Sen bir karıştın o neyse. Yok ya. Bunu bile doğramaya şey yapıyorum biliyor musun? Böyle uyuşukluğum var ha. Pazartesi seni kontrola götürelim. Beni tamam kontrola çünkü tez zamanda götü yoksa gideceğim ha. Gideceğim mi? Nereye gidiyorsun? Hayırdır? Vallahi bunu bile zor. Ferim yok Ali. Böyle hiçbir şeyim yok yani. Onun için gitmek zorundayım. Bugün gidelim o zaman. Ön aç karnına gidilecek. Aç karnına gidilecek. Daha yemek yemedin. Taylan. Karı var onun için dedim ben bilmiyorum gideceğim aslında. Yani illa dediğin yapıyor mu? Arkadaşlar görüyor musun Hatice Hanım? O ayrı dur. Bir kısmını buraya doğruyor, bir kısmını. Dur her bir ondaki çiğ gelecek ağzına. Gelsin ya, niye gelsin ya? Gelmez mi? Gelmez o. Tamam hadi senin dediğin gibi olsun. Arkadaşlar burada da bizim yaramaz dolabın üstünde. Eğer tereyağını ver istersen böyle tereyağıyla yapayım. Tamam. Tereyağını daha güzel olur. Benim azıcık bir tereyağım vardı. Ona göz koydun değil mi? Ye yeme. Bu önde tereyağı yeme. Yumurtanın içinde yeme. Tamam. Bir şey olur yeme. Ya bismillah. Bu kabukları da hiç boşa vermiyorum ha. Niye? Niye diyor. Ağaca tohaç atıyor. Niye diyor. 4 yumurta yeter mi? Bence yeter. Yetmez dersen bir daha kalayım. Gülcan gelir mi kahvaltıya acaba? Gülcan gelecektir. Öğle ama seslenmeyeceğim. Kızına gelince seslenmiyor arkadaşlar. Bana gelince sesleniyor Hatice Hanım. Arkadaşlar bu şekilde bir kısmını ince ince sarımsağı doğradı. Şey istiyor mu içine atayım mı? Yumurtanın içine koydu çırpıyor. Kızı ver ister misin? Fena olmaz. Çok güzel olur. Şahane olur Hatice Hanım. Hatta bol pul biber koy. O kadar da değil. Dur. O kadar da değil. Hadi. Niye? Sen o kadar sarımsak koyun da? İkisi bir arada. Şöyle yeter. Tamam. Nane de atayım içine. Hatice Hanım nane değil de kekik güzel gider. He? Kekik güzel gider. Seni mi kırayım ben? Hey Allah razı olsun senden. Dur.
Bir nane, biri kekik. Nane koyma bak. Nane sevmiyorum ben. Ha, ve kekik yeter. Tamam. O hakiki daha kekiği tamam. Olduğunu acı olmaz. Tamam. Az olsun. Tamam. Doğru söylüyorum. Çünkü hakiki daha şey. Ben buz atmıyorum. Çünkü benim tansiyonum olduğu için atarsa bir tabağına atırdı ama. Bence de. Bunu böyle güzel çektim arkadaşlar. Bugün bak ben de uyuşukluk var diyorum ya. Hı hı. Döküyorum sağa sola da döküyorum ha. Altından bulaştı ya. Kendini öyle hissetme. Bazen canlı hisset. Canlı böyle niye canlı diyelim? Hadi kar top oynayalım. Dışarıda kar var. Her zaman var ya. Sağa sol silip süpürüyorum. Silip süpüremiyorum. Çünkü biz süpürüyoruz. Yaşlanıyorum adam. Kabul et artık. Ne yaşlısınız? Allah'a seversen yaşına ne var? Şimdi yumurta soğur mu ki? Çayla kaynasamayacak. Yumurta, he çay kaynasın, ondan sonra bir şey. Soğumasın azıcık. Şöyle bence de. Da. Tamam oldu. Evet, uyuyun, tamam. Arkadaşlar bu arada ben de size dışarıda bizim tontonlarımız böyle. Arkadaşlar güzel yerlerine, atlarına battaniye serdim. Ondan sonra sıcak yerleri var. Kedede. Benim tamirhanenin bir kıyısında bunların hem yemleri hem şey suları. Ama bu pencerenin önü bunlara böyle. Tatlı mı geliyor? Tatlı yoksa? Geliyor. Gelecek sene bunları arkadaşlar şu vermiş olduğumuz. Burası bizim kazan dairesi. Oradan bunlara özel geçiş koyacağım. Ondan sonra sıcakça kalorifer yerdeken yanında yatsınlar. Biraz soğuk olduğu için arkadaşlar inşaatımı tamamlayamadım. Çirkin oldu diyorsunuz ama arkadaşlar bayağıca falan güzelleşecek. Yo, çirkin de olmadı. Şimdi iyi çirkin değil. Neyi varmış? Görüntüsü kapattı ama o kadar olacak. Nereye koyayım arkadaşlar? Çünkü neden değil sorarsanız bağlama şeyi burada arkadaşlar. Hak verirsiniz. Arkadaşlar yakın. Burada olunca. Girişi burası olunca burada, hemen şöyle giriş, arkadaşlar burada. Şu kadar. Onun için mesela arkadan döndüremiyoruz arkadaşlar. Arkadan olmuyor. Arkada düşündük. Arkanın depo yaptığı yer var ya. Oraya dedik de orada bağlantı yeri buralar olduğu için ta oradan öyle dolanıp keleştenedik bayağı bir soğuk olur sıcak. Mesafe uzun olunca ısıtmaz aynen. Arkadaşlar. Onun için biz de böyle buraya tercih ettik olsun. Görüntüsünde çünkü öne de inşallah çardağa. Soframızı da Hatice Hanım böyle hazırladı sağ olsun arkadaşlar. Bir de peynirimiz var bir de yumurta daha böyle ne alacağım ekmek al çay. İkimizlik yeter. Bir de boncuğumuz var burada. Aynen. Çay kaynadı arkadaşlar. Hatice Hanım çayını çekiveriyor böyle. Kapattım hani. Diğerinin altında yak da. Yakacağım acele etme Ali. Ben acıktım. Allah Allah. Saat 12'de yedik de yattık. Bugün saat kaç şu anda biliyor musun? Saat daha şu an ya 9 ya 9.30. Emin misin? Bence. Saat 10.30 olmasın? Atma o kadar. Vallahi bakalım. Ver bakalım. Bilmiyorum o kadar oldu mu? Gerçek var mıymış? Saat 10'muş. 10 mu? Bakın arkadaşlar. 10. Saat 10. 10'u sonra ne var ya? Ne var yani? 10'u sonra ne var? Tepesine hemen koydum otursun. İlk işimiz. Çayı hemen çeşmeye tuttuğumuz zaman çay dibine böyle oturur. O da tadı olmaz. Çiğ olur. Çiğ olmaz. Çünkü acele ediyorsun. Şimdi ya bismillah diye orada bir erik beklesin. Yeter. Tamam. En özür dilerim ne şeytanım. Tavanı altına açtım. Ecik şöyle. Altını kısayım mı? Sen bilin. Kısayım. Kısık ateşte. O sarımsaklar da burcu burcu koptu. Bir de bir pişerken kokarsan mis gibi olur ortalığa değil mi? Ortalığa böyle yayıldı mı? Gerçekten çok güzel oluyor. Hadi. Mis gibi olur. Tereyağı az mı yeter? Zaten 4 yumurta kırdık. Sarımsakla büyük olduğun arkadaşlar. Sarımsağı ne deyin kodunuz derseniz. Antibiyotik yerine, aspirin yerine geçeyim. Onun için sarımsağı, soğanı... Hatice Hanım bu ara fırına ekmek koyduk. Hatırlıyorsun değil mi? Yok daha bir şey olmaz. İyi olsun. Bir şey olmaz. Daha fırın kendi ısınmamıştır ki ekmek ısınsa. Be herifcağızım. Arkadaşlar tereyağının erimesi bile bir başka oluyor böyle. Şöylece koyduk. Ben ne yapayım ne yapayım dedim. Antibiyotiklu bir sarımsaklı dedim. Bir yumurta yapayım dedim. Her zaman balı yiyecek halimiz yok ya böyle dedim sarımsak antibiyotik yiyecek. Değil mi abi?
Doğru söylüyorsun Hatice Hanım. Sen her ne zaman, desen her olsun. Zaman, her zaman önde böyle olsun. Bana kaçsa baya, aha bana şu sonra bile yeter sen olmasan. Tek başına. Yani olsun. Sen olma mı demek istiyorum? He. He diyorsun, ama bak ya. Arkadaşlar bu çok fena. Hiç göründüğü gibi değil. Gerçekten sen olmayınca ben yani vallahi bir ekmeğin arasına bir acı suvan bile olurum. Bunu senin için özellikle hazırlayayım her. Az önce olmasan da olur diyorum. Olmasan da olur diyorum. Onu demek istemedim. Diyorum ki sen olmasan ben bir acı suvanla bir ekmek şöyle pölerim, bir bardak çayla içerim dedim. Ama sen varsın diye sana özellikle yapayım dedim. Herif benim. İyi sağ olasın. Hadi ben seni yarın gezmeye götürüyorum o zaman. Gezmeye nereye gidiyor? Ablana götüreyim. Epeydir gitmiyor da kar çok mu ki araba çıkmazsa kalırsa o var. Yok ya. Bir şey yoktur. Sorarım ki yolları açarsa gider. Gerçi hepsini bir gezemem. Azer teyzem isteyip dokuyu, anam isteyi. Bacımıma gitmeyeyim. Fazla da yapmayayım hadi. Tamam. Bakayım şöyle bir Hatice Hanım. Arkadaşlar böyle sarımsak güzel gerçekten. Mis gibi böyle. Aman Hatice abi. Hanım. Aldım Hatice Hanım aldım. Resmini diyor arkadaşlar. Böyle yumurtayla. Böyle yumurtayla içine döküverdi arkadaşlar. Mis gibi görmüş olduğunuz gibi. Kekine vallahi bu. Ben işlemeyim. Arkadaşlar bir bakar mısın? Hatice Hanım bir ellerini bir çekivi. Sarımsaklı, kekikli. Pul biberli. Kobe katı arkadaşlar böyle tereyağlı. Kobe katı değil mi? Sağlık için bazen yiyeceğiniz arkadaşlar. Bak Hatice Hanım ne güzel kabardı görüyor musun? Kabarı ekmek kabarı gibi kabarır her üstte. Üstünde o da pişsin mis gibi. Arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim gerçekten böyle. Arkadaşlar canınız istiyse hemen yumurtayı kırın. Sarımsağınız da varsa antibiyotik antibiyotik yiyin. Bence de. Vallahi yesin antibiyotik. Sağlığınız var iken yiyin arkadaşlar. Gençlikte bazı yemekler çok lezzetli gelir ama şimdi 50'li bir yaş aldı mı tad alamazsınız. Şöyle bir çevireceğim de değişmeden. Üstündekilerin. Ha işte. Bence Hatice Hanım onu sen çevireceksin mi? Şöyle çevirmesem mi? Ben düşünüyorum. Yok bence kendi halinde bitsin. Şöyle tavayı hafif sallarsan Hatice Hanım şöyle. Onu şöyle ne yapalım bak, biliyor şöyle musun? Kenar... Bir canım biter bir onu öyle değil de şu şekilde. De. Hı, aynen. Şöyle altına katsın da o üstündekine de bitsin. Dur. Böyle. Şey yapmayı istemedim de şöylece. Altına nar gibi oldu ha bu arada. Çevirebilirsin kapağın olsa. Ya parçalarım. Ne yapalım parçalarım. Söyle onu da öyle. Parça parça gitmeyecek maya. Değil mi? Ooo arkadaşlar. Şurayı da çevir artık. Orayı tamam pişti orayı çevirme. Pişti mi? Hı. Şöyle de arkadaşlar arkasının kızarmış yeri burası da. Sarımsaklar, nar gibi. Fazla da pişirmiyorum. Ben ekmeği unuttum. Fazla da pişirmiyorum. Ekmeği alayım geleyim. Evet arkadaşlar. Sofrada görüşelim. Aynen hadi canım benim çay. Çay da mis gibi. Çay da oturmadı ama. Oturmadı dedim yani. Güzel olmuş güzel. Yoktu, 5 dakikadan fazla oldu. Sen çayını çekeli. Suyunu çekeli. Öyle arkadaşlar soframızda az önce de görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sarımsaklı, kekikli, pul biberli yumurta. Yumurta. Gelin beraber yiyek canlar. Aha böyle bir yerde ekmek gerek şimdi. Nasıl kilo almayacağım böyle? Böyle sarımsaklı şey pişirirsen yenmez mi? Yiyoruz. Yem yok deyin arkadaşlar. Yem yok. Aha doktum. Yemiyorum desem yalan konuşur. Gerçekten yiyoruz arkadaşlar. Yemediğimiz neremizden belli. Herif de yiyeyim, ben de yiyeyim. Ali maşallah yemeyeyim diye de bazen yalan konuşuyor. Otlumuş. Bazen yalan konuşuyor ya arkadaşlar. Çalıştığım zaman çok yiyorum. Yiyor. Yemiyor desek yalan. Ben de yiyorum. Yalan mı söyleyeyim? Bunu... Ondan sonra diyor ki elim ayağım uyuşuyor. He? O ayrı. O türeyit. Ali türeyitten o ayrı. Yemeğiyle alakası yok onun. Baksın. Yani ondan hiç alakası yok. Ben mesela kontrola gidiyorum ya. Hı-hı. Bazen 150 kullanıyorum. Bazen 125 ona göre şey veriyorlar. Ayarlı
Biz de bir senedir geldi avamca Kore dediğin gibi gitmesek içersen ne olacak? Arkadaşlar o. Korona var diye hastanelerden ondan uzak durduk. Yani hastalanmayayım diye. Ama da gene de köye gittim, hasta oldum geldim. Değil mi herif? Köyde üşüttün ne oldu? O, üşüttüm. Korona olmadım ama. Korona değildim arkadaşlar. Korona olsan kesin giderdin. Ben gider miyim? Gitmem ya. Gitmem mi? İyi o zaman. Taş gibiyim öyle değil mi? Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pul biberiyle, kekiyle, sarımsağıyla bugün mis gibi var ya. Böyle eve bir koku yayıldı. Yemin ederim sarımsak bir yerden kekik bir yerden. Hadi yumurta soğuyacak ama. Güzel oldu. Gelin beraber yiyek diyorum. Sizleri çok çok seviyorum ve öpüyorum. Hoşça kalın diyeyim. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın arkadaşlar.